Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır? Öncelikle şöyle bir bilgi verelim arkadaşlar. Alt ve üst sözcükleri, alt ve üst sözcükleri somut bir yer bildirirse somut yer bildirdiğinde kendisinden önceki sözcüklerden ayrı yazılır arkadaşlar. Bu sözcükler somut bir yer bildirmezse kendisinden önceki sözcüklerle nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Bir daha söyleyelim. Alt üst sözcükleri somut anlamda bir yer bildirirse kendisinden önceki sözcüklerden ayrı yazılır. Somut anlamda bir yer bildirmezse kendisinden önceki sözcüklerle bitişik yazılır. Bu soruda da size bunu sorduk. Bakalım. Önemli dosyaların çoğunu masa üstünde kaydetmeyi alışkanlık edinmişti. Arkadaşlar masa üstü dediğimiz şey burada bilgisayarın ana ekranıdır. Dolayısıyla buradaki üst sözcüğü gerçek anlamda üst somut olarak yer bildirmediği için bitişik yazılmıştır. Yani burada bir problem yok. Doğa üstü güçlere kendini kaptıranlar basit durumlara bile büyük anlamlar yükler. Arkadaşlar, doğaüstü kavramındaki üst sözcüğü somut anlamda yer bildirmediği için bunun bitişik yazılması gerekir. Fakat cümlede ayrı yazılmış. Yani burada bir hata var. Bunu aldık. Bir akşamüstü yola koyulan gurbetçiler dört günlük yolculuktan sonra memleketlerine vardılar. Arkadaşlar Akşamüstü ifadesi bitişik yazılır. Nedeni şudur. Buradaki üst kavramı üst sözcüğü somut anlamda bir yer yani mekan bildirmiyor. Dolayısıyla burada bir problem yok. Çalışanlar insanüstü bir çabayla işleri kısa sürede tamamladılar. Arkadaşlar insanüstü ifadesi bitişik yazılır. Nedeni şudur. Üst kavramı üst sözcüğü burada somut anlamda yer bildirmiyor. Dolayısıyla bitişik yazılmalıdır. Burada yanlış yazılmış bu da yanlış oldu. Bizim cevabımız 2 ve 4 yani D seçeneği oldu. Diğer seçeneğe de bakalım. Kalbur üstü bir kaç hikayesi çeşitli dergilerde yayınlanmıştı. Arkadaşlar kalbur üstü ifadesi şu anlama gelir. Seçkin. Seçkin demek. Şimdi burada üst kavramına bile bakmamıza gerek yok. Çünkü kalbur ve üst ikisi de gerçek anlamını kaybetmiş. Birleşik sözcü oluşturan sözcüklerden ikincisi veya her ikisi gerçek anlamını kaybetmişse bunlar bitişik yazılır. Dolayısıyla burada da bitişik yazıldı, bir problem yok. Bizim cevabımız 2 ve 4. Yani D seçeneği oldu arkadaşlar.